bestelerin de hepsi birbirinden güzel. Genelde besteler kime ait Murat? %70'i bana ait. Bravo. Söz, müzik, aranje falan her şeyi yapıyoruz. Ne güzel. Nere doğumlusun? Ben Adana doğumluyum. Adana doğumlusun. Baba tarafım Malatya tabii. Biz Adana doğumluyuz. Daha sonra Almanya'ya gitmişiz. Kaç senesinde Türkiye'ye geldin? 80. 80'de geldin. Hı-hı. Hoş geldin. Bir geldin yani. 90'da İstanbul, 96'da İstanbul'a geldik. 95-96'da İstanbul'a geldik. Biliyor musun Murat? O kadar çok mektuplar geliyor ki Anadolu'dan. Murat abimiz ne zaman çağıracak? İşte kavuştular. Kavuştunuz. Allah herkesten razı olsun. Gerçekten. Ne çok seviyorlar seni. Sağ olsun. Bizim özümüzde bir, sözümüzde bir, yüreğimizde bir. Ama işte Murat bundan dolayı seviyorlar biliyor musun? Yani samimi, içten, halka inik, halkla hep beraber olan, onlardan kaçmayan. Bir sözümüzü inme değil de çıkma diyelim mi? Yani halka inik şöyle demek istiyorum ben. Hani onların dilinden. Eyvallah. Yani çünkü şimdi doktorlar falan geliyorlar değil mi mesela? Çok bilimsel terimlere giriyorlar. Eyvallah. Ya şeydir ben yani, mesela... Bize diyorlar ya bizim anlayacağımız dilde biraz konuşsalar iyi olacak diyorlar. Onlar da bence ben de okumadan önce eğer ben de okumamış olsaydım bir tamirci çırağı olsaydım. Tamirci çırağı deyince şimdi Cem yine aklıma geliyor. Yani ben de o zaman halk olacaktım. Hiç değişen bir şey yok. Bana göre halka çıkılıyor. Evet. Gerçekten. Ben bugün lüks bir gazinoda program yapmıyorum. Evet. Bir barda program yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Ben sadece konser yapıyorum. Tabii. Ve bu bana yetiyor. Yetiyor. Çünkü bir şey var ya. Karşında bir 10 bin kişiyi, 20 bin kişiyi görmek var. Karşında bir 50 kişiyi görmek var. Bu çok önemli bir olay. Ben o hazı yakalamak istiyorum hep. Evet. Onun için de hep avam takılıyorum. Evet. Hep avam takılıyorum. Girmek de istemiyorum, düşünmüyorum da pek fazla. Anladım. Avam? Halk. Avam, halk diyorsun. peki şimdi avamın, hani halka inmeyelim dedin, çıkalım dedin de. Hı-hı. Peki avamın açıklarsak Türkçe'de nasıl halk oluyor? Öyle mi? Hep halk. Ben mesela sokakta dolaşmasını çok fazlasıyla seviyorum. Yani hiçbir kimseden kaçtığım yok. Bazen otururum işte Taksim'de döner yerim insanlarla beraber, herkesle beraber otururum, muhabbet ederim. Bir akşam otururum, atıyorum Beşiktaş'ta çay içerim herkesle beraber. Ben orada otururum, gelen dostlarla, tanıyın tanımayayım, herkesle muhabbet ederim. Ama çok lüks yerlere gitmeyi sevmiyorum. Bu benim yapımda var galiba, kanımda var herhalde. Sevmiyorum ben. Genelde şirkete giderim ben. Biz ona oraya şirket demiyoruz aslında, eve gidiyoruz diyoruz. Oraya giderim, oturur muhabbet ederiz falan. Ve kesinlikle böyle çok lüks yerlere gitmek bilmiyorum. Mecazi anlamda bana şey geliyor yani. Anlıyorum. Bayağı geliyor galiba. Bayağı evet. Oradaki anladım. İnsanlar bana biraz şey... Hayır ben eskiden beri şey yaparım. Avam kelimesini acaba nedir diye. Sanki acaba yanlış mı algılanıyor yoksa? Avam dendiğinde hep derlerdi ki mesela duyduğum kadarıyla tabii ben uzun yıllarda dışarıda kaldım bilmiyorum. Avam deyince böyle şey mi oluyor yani kalite açısından? Kalite demedim, halk dedim sadece. Hayır, avamın şeyini bulmak istiyorum tam karşılığını Türkçe'de. Kelime anlamı avam eşittir halk. Halkımız avam. Yani halk. Halk. Bütün dünya bireyleri olarak düşünüyoruz. Onu bak ben şimdi bir yaşıma daha girdim. Bir faksımız varsa lütfen alalım. Şimdi tabii halkımıza çıkılır her zaman. O zaten onlar bizim baş tacımız. Şimdi bakalım. Seninle ilgili muhakkak ilgili. Yok mutlaka sizinle ilgili. Nümnasit. Bakın ne diyor? Neredesin? Bakınız efendim bir dakika lütfen. Serpil Barlas hanımefendi süper bestelerle çok güzel bir yorumun sahibi olan Murat Göğe Bakan Beyefendi'ye Ankara'dan sevgiler. Saygılar efendim. Gördünüz mü? Bir de şiiri var. Okuruz tabii. Sevgili Kıymet Bütüner. Çok sağ olun, var olun efendim. Nerede o eski günler demişsiniz. Şiirinizi okuyacağız efendim daha ilerleyen dakikalarda. Çok teşekkürler ilginize.
Biz faks numarası vermiyoruz, telefon numarası vermiyoruz. İnşallah yakında belki veririz. Yalnızca 17'den sonra bir bölümümüz var. Orada telefon bağlantısı yapıyoruz Murat. Şimdi nerede kalmıştık? Üçlü nerede kalmıştık bir kaset vardı hani. Evet. Cahit Berkay Ördikmen, Cem Karaca. Nerede? Nerede kalmıştık dediler. Nerede kalmıştık Murat'cığım? Lafını balla kestim. Niye anlatıyorduk biz? Avam olayında. Onu çıktık. Senin şeyin şimdi avam eşittir halk dedin. Tamam, onu belirledik. Onu Murat Göğe Bakan'dan buraya yazdık onu. Şimdi ne söylüyoruz Murat? Hoş sohbet devam edecek. Evet. Biraz seni yoralım bugün. Sen yorulmazsın, aslanlar gibisin de hadi biraz yoralım. Eyvallah. Hadi eyvallah diyelim. Hangisi geliyor? Kısmet. Bak kısmet bakalım, sürpriz. Eyvallah. Ne güzel yolladın ama o sevgileri. 1990 yılında kız kardeşim Avustralya'ya gidiyordu. Bir daha görmedim onu. Çünkü Avustralya'ya giden insan pek fazla kolay dönmüyor. Yani çok uzak olduğu için falan. Ben sabaha karşı 5'te onu havaalanında yolcularken, çocukluğum onunla geçmişti çünkü biz Gubbe Çayları'nın yakın olduğu için onunla sarılıp yatıyordum ben. Eğlenip gidiyordu kendisi ve ben çok fazlasıyla üzüldüm. Çünkü onu bir daha göremeyeceğimi, yani çok ender göreceğim vakıf olduğu için işte havaalanında sabaha 5 kala, sabah 5'e doğru falan o gece son gecemizdi. Bir daha görüşemedik diye. Geçen bir konserde yine annemle beraberdim. Anne, unuttuk mu dedim. Baktım ağlamaya başladı. Çünkü 8 yıldan beri o da kızını göremiyordu. Unutmadık anne, unutmadık dedim. Ne sen, ne de ben unuttum dedim. İşte yaklaşık 8 yıldan beri görmemiştim. Peki hala ne zaman göreceksiniz? 2000 yılında gelecekmiş. 2000 yılında mı? Murat ne yaptın 2000 yılına kadar? Kim öle kim kala ayol, bir an önce buluşun, görüşün. Evet, kız kardeşime hakikaten çok fazla süre ödedim ama kısmetmiş bakalım artık. Kısmet. Değil o yerinde mutlu olsun da sorun değil. İsmi ne? Fatoş. Fatoş. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yurt dışından da izliyorlar bizi. Fatoşçuğumuza da herhangi bir şekilde ne söylemek istersin? Kulağına gider. İnan ki gider kulağına. Buradan yani, bir şey söyleyiver. Eğer ki bir şey söylemem gerekiyorsa onu hala unutamadım. Canım, ben de kardeşlik hasreti çekiyorum. Onun için senin duygularını çok iyi anlıyorum. Ağzına sağlık Murat. Bizi bahtiyar ettin bugün. Sağ olun. Ve etmektesin halen. Şimdi tabii ki konser, hemen anons edebileceğimiz konserleri lütfen buradan anonslarımızı biz çok iyi yaparız. Şey var. Rica etsem senden. Bu ayın 24'ünde cumartesi günü galiba. Evet, cumartesi günü Fildam'ı var benim. Bakırköy'de Fildam'ı konser var. 75. yıl. Cumhuriyetimiz 75. yıl kutlamayla ilgili bir özel konser. Ben tabii buradan hiçbir zaman bir ücret tevakkubunda bulunmadım. Sadece çok iyi bir konser olmasını istedim. Çok iyi bir ekip çalışması olmasını istedim. Ve 75. yıl kutlamalarına benim de bir parça katkım olsun dedim. Bu ayın 24'ünde Fildam'a konser var. Ondan sonra Ankara konser var işte. Biliyoruz. Devam ediyor böyle. Evet. Peki film mesela genelde tüm şarkıcılara, mankenlere, düşünebildiğin herkese dizi film gelir, film teklifi gelir, tiyatro gelir, fotomata, her şey gelir. Sana neler geldi, ne teklifler geldi? Komik olan olmuyor. Hemen şöyle başlayayım, şuradan başlayayım. Evet. Sana geldi mi? Şimdi, geldi mi cidden? Geldi. Ciddi misin? Oynadın mı? Hayır. Ha, ben de oynamadım. Bir şey var, geldi teklif, bana da geldi. Ama ben bu işin kendimce ben yorumcu olayına girmek istiyorum. Bir bestekar olayına girmek istiyorum. Görsel olarak bir iyi bir karakterist oyuncu olabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü yapımda asilik var. İsyanlık olduğu için yönetmen Murat bana şöyle yap dediği zaman yapmam yani. Çok hoşuma gitti. Aklına basma yani, işi yapmıyorsun. Çünkü ben de öyleyim. Yani şimdi ben o insana göre yaşamıyorum. Ben kendime göre yaşıyorum. Onun için ben böyle bu işin eğitimini görmek olduğuna inanıyorum bir kere hakikaten. Ve iş terbiyesi çok önemli. Gerçekten. Yani pire için yorganı yakarım. Herkesin sorumluluğu yüklenmesi lazım ve iş terbiyesi olması lazım. Dakikası dakikası. Yani ben eğitimini görmüş olacağına inanıyorum. Eğitimini yapsan, eğitimli arkadaşlarım, ağabeylerimin
bu işte daha iyi olacağını ben inandım. İşte mesela bir Mimar Sinan sinema bölümü var. Oranın bir eğitimi, bir tiyatro eğitimi, bir konservatuvarda tiyatro bölümü eğitimini görmüş olması gerektiğini ben daha iyi tevazu görüyorum. Onu yapan arkadaşlarımla bu işi yapmasını ben istiyorum. Ben yani bu işin seslendirme boyutunda bir müzik kalite bölümündeyim. Diğer bölümde ben hiçbir zaman rol almayı da düşünmedim zaten. Düşünmedin. Hayır. Peki Murat, senin tarzında birçok kişiler çıktı piyasaya arkadaşlar. Hangilerini onayladıkların var mı? Ya, iyi bir şeyler yapanlar var mı? Var tabii yani. Mutlaka vardır kendince. Azınlıkta mı? Kaç tane mesela? Yani çok fazla azınlıkta hem de. Çok fazlasıyla azınlıkta. Ben mesela hakikaten iyi olmasını istiyorum. Daha ben de yolun başındayım hakikaten. Bu işin gerçeği. Yolun başındayım. Sonu olmaz zaten. Yani. Sonu olmaz ki. Sonu yok. Müziğin sonu yok. Hiçbir zaman yok. Hiçbir ama şey. Daha biz hakikaten ben daha bir adım atabildim daha. Onun için bana göre eğer o arkadaşlarım sormak istedikleri bir şey varsa, gerçekten sormak istedikleri bir şey varsa, bu işin temel taşı olan insanlar var. O insanlara sorsunlar. Çünkü ben hala onlar ne yapmış onları araştırıyorum. Bende 1970 yılından kalma Hey dergileri var. Yani benim zamanımda değil. Ama annem babam almış okumuş. Onlar arıyorlarmış o yıllarda. Bende hala 1970 yılların Hey dergileri var. Bravo. Yani ben hala onlara bakıyorum. Bravo sana. Yani onun için ben sistem olarak daha kendimi böyle bir konuşmaya çok erken görüyorum. Öncelikle biz bir yere gelmeliyiz daha. Daha biz bir yere gelemedik henüz. Ne kadar güzel. Bir bakıyorum da başka kanallardaki röportajlarından çok daha farklısın şu anda şurada. Ya bilmiyorum. Bazen böyle işte... Acaba sorular mı güzel? Yani daha mantıklı. Adam yani bana burcumu sormasın. Gerek yok yani. Harikasın. Şimdi bak sen niye tabii ki çok rahat ediyor burada biliyor musun gelen konuklar? Çünkü sorular baba sorular. Ya öyle esaslı gelsin. Esaslı sorular burada sorulan sorular. Yani öyle gelsin. Yani. Onun için de ne güzel cevaplar veriyorsun yani helal olsun. Çünkü ben şimdi başka kanallarda seni seyrediyorum şimdiye kadar. Ya diyorum çocuğu çıldırtıyorlar. Yani ne biçim sorular soruyorlar. Bak senin bu kadar işine saygılı, sevgili, geçmişteki büyüklerine feyz aldığın sanatçılara filan ne kadar güzel bakıyorsun, ne kadar güzel bir hayat felsefen var. Vallahi şu anda duyuyorum, açık söyleyeyim. Şimdi bir şey var, hanımefendi veya beyefendi bana Murat'cığım hangi burçtansın? Yani gömleğin neden böyle falan diye sorarsa kalkıp da işte ben onun sorusunun içerisinde ben de kalkıp da böyle bir şey anlatmam olmaz. Yani öyle bana soru soruyor. Hangi burçtansın? Ben de vallahi şu burçtanım diyorum. Hoş burçlara inandım falan diyor. Ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Yani o tarihte dünyaya gelmişim. Onu söylüyorum. Evet. Yoksa yoksa ona inandığımdan falan değil. Ben hiçbir şeye böyle şeylere ben yani böyle farazi olan şeylere inanmıyorum bir kere. Anlıyorum. Ben duygunun var olduğu, yüreğin var olduğu, kisvenin var olduğu, sistemin var olduğu bir şeye inanıyorum. Evet. Şimdi anne babacığın izliyorlar mı? Yani büyük olasılıkla izliyorlardır. Çünkü anne babalar çok önemli. Onlara sevgi, saygı ve hürmetlerimizi yollamak isterim. Eyvallah. Ben öncelikle anne babanın ziyasında ben büyüklere saygı olduğuna inanıyorum. Çünkü öyle yetiştirildim. Ne olursa olsun insan büyüğüne saygı göstermek zorunda bir kere. Sen büyüğüne saygı göster ki sen o yaşa geldiğinde sana da saygı göstersinler diye. Onun için ben babama da, büyüklerime de, anneme de her zaman için saygım sonsuzdur. Evet. Ne olursa olsun. Sonsuz. Öncelikle vatana, millete, devlete hayırlı bir evlat olmak. Evet. Onların adına hayırlı bir evlat olmak. Amacım zaten bu. Peki. En çok klip zamanımız bitti mi? Aa ne çabuk bitti evet. Ayol. Hangisini okuyacağız o zaman? İki tanesinden bir tane seçelim. Hareketli bir şey olsun. O zaman... Vallahi. Sıradaki gelmesi. Evet gelsin ne? O zaman. Hangisi? Vallahi görmedim gelsin. Vallahi görmedim gelsin de hadi bir canlanalım şöyle. Eyvallah. Size çok çok teşekkür ediyoruz. Çok. Önce vedamızı yapalım. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Murat geldiğin için gördün mü? Seni hiç yormadık burada. Sağ olun. Görmedik burada şeyi. Bir kere doyamadık da sana. Vallahi. Kime ait? Söz müzik bana ait. Söz müzik. Vallahi gör. Medim. Medim. Hep beraber evlerde eşlik ediyorsunuz hanımlar beyler lütfen. (Gülüyor)
görmedim, billahi görmedim. Senin gibi kimseyi ömrümde sevmedim. Vallahi görmedim, billahi görmedim. Senin gibi kimseyi ömrümde sevmedim. O kara kaşlara, o ela gözlere nasıl yanmam, nasıl kalmam salınıp gelen yara. O kara kaşlara, o ela gözlere nasıl yanmam, nasıl kalmam salınıp gelen yara. Ben kabura ardım mı bilmem, üstünden mi yoksa kız sen neler yaptın, geldim ben kabına. Vallahi görmedim, billahi görmedim. Senin gibi kimseyi ömrümde sevmedim. Vallahi görmedim, billahi görmedim. Senin gibi kimseyi ömrümde sevmedim. O kara kaşlara, o ela gözlere nasıl yanmam, nasıl kalmam salınıp gelen yara. O ela gözlere, o kara kaşlara nasıl yanmam, nasıl kalmam salınıp gelen yara. Ben kapına arından mı bilmem, sütünden mi yoksa kız sen neler yaptın, geldim ben kapına. O kara kaşlara, o ela gözlere nasıl yanmam, nasıl kalmam salınıp gelen yara. O kara kaşlara, o ela gözlere nasıl yanmam, nasıl salınıp gelen yara. Sanmasınlar ki, yani ben burada popçu arkadaşlarımı kesinlikle eleştirmiyorum ama herkes kendi işini yapsın diyorum. Ya ben kalkıp da klasiğinde pop okumuyorum veya sanat müziği okumuyorum. Bunu da iyi okuyanlara bıraksınlar diye görüyorum. Ama okusunlar yine de aslında şeydir, evet. Bu bir diriliştir diye görüyorum. Evet. Ve ama onlar da tamam, kasetlerine hakikaten çok emek veriyorlar. Yani hiçbir zaman yabana atmamak lazım. Yani eleştirirken de doğru bir şekilde eleştirmek lazım. Ama hakkını lazım. Vererek okuyorsa diyorsun değil mi? Yorumlaması. Tabii, tabii ki. Yani o şeyinse, eğer yöresel hangi yörenin söyleyecekse değil mi, hakkını vermesi gerekir. Bence öyle. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Evet. Ve dediğim gibi yine diğer sanatçı arkadaşlarımız da, işte pop müziği yapan sanatçı arkadaşlarımız da hakikaten çok ciddi emekler veriyorlar kasetlerine. Evet. Geceleri gündüzlerine karışıyor. Yani şimdi bir kalemde karalamak da hiç gereği yok. Hayır hayır. Ciddi anlamda emek veriyorlar ama işte herkes kendi tarzını yapsa daha çok memnun olacağım. Daha çok memnun yani, olacaksın. Evet. Peki sen şimdi, senin tarzın gayet değişik tabii geldi sektöre. Nasıl düşündün veya grup arkadaşlarınla? Nasıl karar verdiniz? Şimdi şöyle oldu bu. Şeye de hitap edebilmek, hem gençliğe sevdirmek, evet. Halk müziğini. Amaç kesinlikle oydu. Bak ne kadar güzel bir yerden yakalamışsın. Tebrik ediyorum. Yönetmenim bu albümde, benim yönetmenim ve hocam sevgili Zafer Dalgıç'tı. Düzenleme, aranje, her şey ona ait. Benim baştan beri yapmak istediğim tarz belki buydu. Yani diğer iki albümde de ben
Yine batı sound'u kullanmıştım ama bu kadar ön planda değildi. Baktığınız zaman albümün içeriğine, evet. B kısmında tamamıyla otantik Türk halk müziği olduğunu görecekler. Yani kasetin tamamını dinleyenler. Bugün dinleyecek miyiz bir tane oradan? Dinleyeceğiz, da. Dinleyeceğiz. Tamam, yine işte birkaç parçayı biz rock gitar koyduk. Ve işte hepsinin altyapısında gerçi şey var, batı sound'u var. Dolayısıyla şey diye düşünüyoruz, yani bunu ben şöyle düşünüyorum daha doğrusu. Bir, baktığınız yeni zaman, bir çığır, müzik, yeni bir ufuk. Tabii Türk halk müziği sanatçısıyım ben, yine Türk halk müziği söylüyorum. Kesinlikle işte bazı DJ arkadaşlarımız, yazık aslında onlara buradan üzülüyorum böyle yorum yaptıklarından dolayı. Bilgisizliklerine veriyorum çünkü. Rockçı türkücü diye bir deyim ben görmedim, tanımıyorum, duymadım. Yani bunun devamı yok ki, bunu ilk başlatan benim halk müziğinde. Evet. Rockçı türkücü sanki 5-10 tane varmış da bunlardan biri de benmişim gibi saçma sapan sunumlar yapıyorlar. Nereden öyle buluyorlar o sunumları? Nereden öyle akıllarına vallahi geliyor şeyler? Ne yapsınlar? Yeni yeni şeyler türüyor böyle, yok. Laflar, sözler. Yani konuşacakları mevzuları yok herhalde. İşte kendi kendilerine yorum yapıyorlar, yapsınlar. Bir at takıyorlar. Önemli değil tabii. Heh. Ben şunu şu şekilde görüyorum. Ben yine Türk halk müziği söylüyorum ama baktığınız zaman zaman değişiyor, çağ değişiyor. Tabii. İnsanlar aya gidiyor, tabii, uzaya çağ gidiyor. Çağa ayak uydurmak lazım. Niye Türk halk lazım? Müziği aynı kalsın? Değişik bir lezzette sunduk ve ciddi anlamda güzel eleştiriler geliyor. Evet, ben okuyorum, okuyorum. Bakalım evet. Artık. Çok kısmet. Güzel. Yok, çok olacak? Güzel şeyler yazılıp çiziliyor. Ne çok güzel, gençliğe de böylece çok sempatik. Çok güzel mesaj içeren Türk halk müziğimizde de hakikaten çağ atlıyoruz artık tüm dünya. Evet. Türk halk müziğinde de olsun değişimler, altyapısında harmanlansın filan, değil mi? Güzellikler. Ama popüler müzik sanatçılarımızda da, popüler müzik söyleyen genç arkadaşlarımıza da eğer koyacaklarsa, repertuarlarını alıyorlarsa da hakkını vererek bir eğitimini, kesinlikle, öğretimini alarak diyoruz, kesinlikle, değil mi? Tavsiye evet. ediyoruz buradan. Eleştirmek değil de tavsiye. Kesinlikle canım. Zaten bizleri de çok eleştiriyorlar. Yani ben demiyorum ki eleştirmesinler. Eleştirsinler tabii ki ama biraz da olumlu yönde eleştirsinler. Tabii. Lütfen. Özellikle halk müziği yapan büyüklerimiz. Evet. Yani çok fazla at gözlüğüyle bakıyorlar. Artık o örümcek beyinler değişsin istiyorum. Yani evet. Hakikaten evet. Değişmeli ve artık at gözlüğüyle bakılmasın bazı şeylere. Yani biraz geniş bakılsın. Ne mutlu ki onlara. Ben Türk halk müziği yapıyorum. Ya. Yani ben başka bir müzik türü de yapabilirdim ama tabii, tabii. Amacım benim genç nesli evet. tabir ettiğimiz insanlara sevdirmek ve gelen tepkilere göre halk müziği dinleyicisi yaşını biz 20'ye kadar çıkardık. Bu albümle çıkardık. Çok güzel. Bu çok da güzel. Benim için onur verici bir şey. Gerçekten dolayısıyla öyle. Dolayısıyla birazcık güzel yönde eleştirsinler. Yani başka bir yapıcı. Şeyim yok. Yapıcı. Yapıcı. Birazcık. Değil mi? Birazcık yani. Birazcık çok fazla yapıcı. Değil. Doğru. Evet, çok haklısın bunda. Evet. Klip geliyor ekranlara. Ayrılmıyorsunuz. Sevgili seyirciler, bakalım. Bizler buradayız. Sakın ayrılmayın. Sürpriz nedir bakalım. Sakın ayrılmayın. Diyoruz. Evet. Böyle güzel klipler, hele mesajlı olursa tam bana göre olur yani. O zaman tabii ki helalinden bir alkış. Hilal, efendim. Zaman nasıl su gibi akıp geçiyor. Hakikaten değil mi? Eyvah, gerçekten eyvah. Geçiyor. Şimdi hı-hı. Yani sanatçı konuğumuzun bölümünü sonu geldi. Tamam. Biz senden hiç ayrılmak istemedik. Teşekkür İstemiyoruz ederim. Ama. Sağ olun. Gene gelirim. Teşekkürler. İlerleyen zamanlarda gene gelirim. Çok sağ ol. Senin için. Çok sağ ol. Hilal. Ayağınız alışsın. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür hepinize, ediyorum. Es müziğe, sana. Çok teşekkür ve ederim. Ve de kanadım değdi sevdaya. Alınır ve çok güzel bir şekilde dinlenir. Çok teşekkür ederim. Öyle, İnşallah. Gerçekten öyle. Ve bu arada bakınız sevgili seyircilerimiz, sağ olun. Böyle her gün böyle deste deste geliyor sizlerden, tüm Anadolu'dan. Yazmaya devam edin. Hepsi değerlenecek. Hepsine cevap gelecek efendim. Ve bizden ayrılmıyorsunuz. Çünkü doktor konuğumuz gelecek. Çocuk sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili doçent doktor Bülent Zülfikar bizlerle beraber olacak. Telefonu tekrarlayacağız. Lütfen bizi arayın, ayrılmayın. Yalnız önce çok sevgili Hilal Özdemir'e teşekkür edip onu dinleyeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Şimdiki türkümüz kimi? Sevgili Sümer Özgü'ye ait. Oo. Güzel bir türkü. Sümer Özgü'nün gülüne. Çok güzel. Tebrikler teşekkür ve çok ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ ol.